Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle aklıma takılan bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Herkesin bahsettiği başarı algısı nedir ve bu başarı algısı aslında kendimize ait bir başarı algısı mıdır? Yoksa biz de insanlara kapılıp gidiyor muyuz bu konuda? Bu konu birkaç zamandır benim aklımı meşgul eden bir konu ve hatta bunun üzerine birkaç cümle durup durup notlara kaydedip yazmışlığım da var. Onları da toparladım hatta. Nedense bu podcast'i yaparken, daha doğrusu ben bir metin hazırlıyorum önce podcast'te neler konuşacağımla ilgili. Hep aklıma icadı elinden alınan, çalınan mucitler geldi garip bir şekilde ve sonra bir gün bir dersteydim. Derste ben moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Genetik alanında önemli buluşlar yapan bir bilim insanından, bilim adamından bahsediyordu hocamız. Ve sonra şey dedi. Bu icatları, bu buluşları yapan kişi aslında bizim bildiğimiz kişi değildi. Onun karısıydı. Ona yardımcı olan, onun deneylerini devam ettiren, gece gündüz aslında uyumayan kişi karısıydı. Ama sonra karısı hiçbir zaman anılmadı. Hiçbir şekilde tarihte ismi yer almıyor. Ve adam da zaten aldatıp karısından boşanmış. Sonra çok gülmüştüm buna. Bu podcast'ı hazırlarken aklıma sürekli onlar geldi. Aslında bir şeyleri başarmış. Ama elinden bu başarıları alınan insanlar. Sonra düşündüm ki bu insanlar neden gerekli sesi çıkartmadılar? Mesela karısı neden kendisinden bahsettirmedi hiçbir röportajda, hiçbir yazıda? Tarihte neden kendisine hiç bahsettirmedi? Onun da bence kendince bazı nedenleri vardı. Çünkü o kendi özgün başarısını bulmuştu. O başardığını biliyordu. Ve insanların bunları onaylamasına, insanların bunları bilmesine gerek yoktu. Çünkü kendi içsel dünyasında bu şeyi başarmış olmanın hazzını yaşıyordu zaten. Böyle bir sürü konu geçti aklımdan ve bu podcast'i yapmaya karar verdim. Bir başarı algısı dönüyor. Evet, herkes tarafından söylenen bazı temel kreatifler, bazı kriterler var diyebilirim ama bu başarı algısının kişiselleştirilmesi yönünde biraz daha düşüncelerim. Çünkü başarı algısı kime göre nedir ve kime göre nasıldır? Mesela nedir başarı? İstediklerinizi yapmak mı, iyi yapabildiğiniz şeyler mi? Bugünkü podcast çevremizden çokça mobbinge uğradığımız bir konu. Ve hatta bazen fark etmeden kendi kendimize uyguladığımız bir mobbing bu. Her zaman bir başarı ister insan. Her zaman kıyaslar kendini. O bu seviyedeyse ben niye buradayım cümleleri kurar. Bu sadece ders notu veya işteki kademeyle ilgili değil. Maddi manevi olan tüm değerlerden bahsediyorum. Mutlu, güler yüzlü bir insan gördüğümüzde o niye bu kadar mutlu bendeyken sorusu bir anlık düşer aklımıza. Ya da o bu kadar iş yerinde üst kademede ben niye değilim? O bu kadar maaş alıyor ben niye alamıyorum? En büyük mobbingi daha kendimizi tanımadığımız yaşlarda ailelerimiz tarafından yaşıyoruz belki de. Her karne günü bir çocuğumuzun başına gelmiştir eminim ki. Dersten ne not aldı merak edilir. Tek bir düşük notun evde nasıl tepkiler yaratacağı, komşunun çocuğunun o dersten ne not aldığı merak edilir günlerce mesela. Aslında tüm bunlar kendi çocukluğumdan bir örnek. Benim bir abim var ve her zaman onunla kıyaslandım aynı evin içinde. Yani benim için komşunun çocuğuna gitmeye gerek yoktu anlayacağınız. Sadece benim bir büyüğüm, abime bakmam yeterliydi. Abim derslerine benden daha başarılıydı. Her karne zamanı benim notlarımın düşüklüğü konuşulurdu. Ama şimdi anlıyorum ki o zamanlarda tıpkı şimdiki gibi o notların neden bu kadar önemli olduğunu kavrayamazdım. Şu anda da kavrayamıyorum notların neden bizim için bir başarı skalası olduğunu. Benim için başarı yaptığım resimler ve bu resimlerle kazandığım yarışmalar da aslında. Ama ailemden bununla ilgili hala gerekli özeni görebilmiş değilim. Açıkçası hiçbir zaman göremedim. Ve hala daha da o aldığım belgeler, birincilik belgeleri bir dosya arasında saklanır. Asla böyle görünüre, çerçeveye koymak veya gerekli özeni vermek olmadı. Hatta size komik bir şey anlatayım. Bir tane belgem küflendi. Bayağı halının altına koymuşlar ve orada unutulup gitmiş. Bir gün taşınırken fark ettik. Orada küflenmiş belge yani.
Çok üzücü ama şu an gülüyorum. Yani o kadar, o zamanlar üzüldüğüm kadar üzülmüyorum. Yani gerekli özeni asla göremedim. Ve galiba ben onlardan bu özeni göremediğim için kendi başarımı takdir edip kendim de o özeni göstermedim. Mesela neden o belgeler o halının altında kaldı? Neden dosyaların arasında duruyor? Kendimi başarı olarak gördüğüm şeyi kendime yeterince özenmedim. Ama her neyse. Ama ailemden bununla ilgili hala gerekli özeni görebilmiş değilim, dediğim gibi. Tek fark artık başarının kendim için ne demek olduğunu biliyorum ve onların gözündeki başarıyı önemsemiyorum. Abraham Lincoln'un da dediği gibi, başarılı olmak için her zaman kendi kararlılığınızın diğer her şeyden daha önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. İnsanın kendince başarı kriterleri vardır ve ben onların kriterlerini hiçbir zaman karşılayamazdım. Çünkü onların gözüyle göremiyordum başarının ne demek olduğunu. Zamanla anladım ki asla başkasından iyi olmaya çalışmamalı insan. Her zaman başkalarından öğrenmeli. Her insan bir kitaptır. Nasıl kitaplar değersiz değilse, insanlardan alınacak o bilgiler de değersiz değildir. En sığ düşünen insanın bile altyapısında size öğretmesi gereken bir bilgisi vardır. Bu konuda biraz kaderciyim sanırım. Evrenin çekim yasasına inanıyorum ben. Duygularımızın bir aurası vardır ve bu insanları kendisine çeker. Hiç denk geldiniz mi? Benim başıma gelmişti. Bir dönem çok kötüydüm. Böyle konuşacak tonlarca konum vardı. Ama dertleşecek çevremde tek bir insan yoktu. Artık duvarlar üzerime geliyor. Evdeki sessizliği kendi sesimle bozmaya çalışıyordum. O kadar kötü bir dönem geçirdim. Bir gün okul grubuna bir mesaj geldi. Birisi o gece kalacak bir ev arıyordu. Normalde bu konularda görüp görebileceğiniz en korkak insanımdır ben. Bırakın tanımadığım bir insanın yalnız başıma yaşadığım evde kalmasını, gece geç saatte markete gitmeye korkarım. Yani kendi gölgesinden korkan insan derler ya bazı insanlar için. İşte o kendi gölgesinden korkan insan benim. Ama bir anda bir cesaret mi geldi desem, bir düşüncesizlik mi yaptım? Yazdım kıza bana gelmesi için. Sonra anda pişman oldum tabii bunu yazdığım için. Ama geldi ve sanki o gece değil de yıllardır tanışıyormuşuz gibi konuştuk. Sabaha kadar konuştuk. Ertesi gün derse beraber gittik ve ben o gün eve yalnız dönerken gözümdeki ağırlığın yok olduğunu fark ettim. Bir rahatlamış, yüklerimden arınmış gibiydim. Onun eve ihtiyacı vardı, benim de evde bir sese. Ve o gece o kızdan dertlerimi paylaşırken öğrendiğim bilgiler altın değerindeydi diyebilirim. Çünkü onun bambaşka bir hayatı, bambaşka bir görüşü vardı ve ben o görüşü asla keşfedemeyecektim. Çünkü ben onun yaşadığı hayatı yaşamadım. Onun gördüklerini görmedim. Ve belki yaşayamayacağım ve asla onun gördükleriyle, onun gözleriyle o dünyaya, bu dünyaya bakamayacaktım. Bu yüzden ondan aldığım bilgiler altın değerindeydi. Ondan aldığım öğütler altın değerindeydi. Aslında öğüt vermek gibi bir niyeti yoktu. Sadece beni dinledi ve bazı durumlarım hakkında, anlattığım olaylar hakkında birkaç tane kendi bakış açısıyla yorum yaptı ve bunlar bile bana bir ders gibiydi, bir öğüt gibiydi. Bu yüzden etrafımızdaki insanlarla kendimizi karşılaştırmak, onları aşağıda görmek yerine onların niye çevremizde olduğunu, onların bize aslında ne farkındalık yaratabileceğini görmeliyiz. Başarı biraz kendi kontrolümüzde olan bir şey. Denemeye devam etmek, içimizdeki hırsı kaybetmemek kendi elimizde olan bir durum. Eğer üzerimizde kontrolü olmayan olaylara saplanır, onlarla ilgilenir, onlar için sürekli bir endişe halinde olursak bu durum üzerinde kontrol sahibi olduğumuz diğer olayları olumsuz etkileyecektir. Eminim bu duyguyu yaşayan binlerce insan vardır. Durup kendi kendine yapamadım, başaramadım, bunu da beceremedim gibi cümleler kuran. Ama aslında ne zaman yapamadım dediğinizde o an başarmışsınız demektir. Çünkü insanı yapamadım dedirtecek duruma getiren süreç aslında elinden gelenin en iyisini yaptığı bir süreçtir. Ve bence asıl başarı elinden gelenin en iyisini yapmış olmak. Sonucu olumlu veya olumsuz. O çabayı vermiş olmak. Çok çalıştığınız bir dersten kaldığınızda aklınızın bir kenarında yine de huzurlu olduğunuzu fark ettiniz mi? Ben de bu durum birkaç defa oldu. Ve her seferinde dersten kaldığım için üzülmek yerine elimden gelenin en iyisini yapmış olmanın tatminini yaşadım. Çünkü ben kendi başarabileceğim kadarını yapmıştım zaten. Dersten kalmış olmam,
O süreçte çalışırken verdiğim emeğin başarısızlık olduğunu göstermedi hiçbir zaman bana. Evet, birkaç defa dersten kaldım. Ve bu durumdan hala gocunmuyorum. Söylerken de kendimi başarısız bir insan olarak addetmiyorum. Dersten kaldım ama elimden gelenin en iyisini yaptım. Kimsenin de bu konuda beni yargılamasına izin vermiyorum. Bulunduğun durumu düzeltmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya uğraşıyorsan budur benim için başarı. Sonuçlarsa iyi veya kötü fark etmeksizin bu başarının meyvesidir. Ve başkalarının bunu yargılamasına izin vermeyin. Karakter insanların gözlerindeki itibardan çok daha önemlidir benim için. Her ikisinin iyi olmasını ister insan ama bu her zaman eşit olacakları anlamına gelmez. Ve bence karakter başkalarının düşüncelerinden daha baskındır her zaman. İtibar ne kadar gelip geçiciyse karakter ömrümüz boyunca bizi bırakmayan bir parçamızdır. Bizim bir gölgemizdir aslında. Olmam gereken olamadığımı biliyorum. Çevremdeki, ailemdeki birçok kişinin başarı kriterlerini karşılayamadım. Ama eğer bazı başarısızlıkları yaşamasaydım, şu anda başarmış olduğum birçok şeyi de başaramazdım eminim ki. Kendimi her zaman kendimle kıyasladım ve başaramadığımı düşündüğüm her olay için kendime teşekkür ettim. Evet, bu çok önemli. İçinizdeki o çabalayan küçük çocuğa her zaman teşekkür edin. Çünkü eğer o Zeynep o başarısızlıkları yaşamasaydı, bu Zeynep'in karakteri bambaşka olurdu. Ben 3 yıl bir işsizlik çektim. Ne okul kazanabildim, ne de dikiş tutturabildim, bir iş bulabildim ki bu kanalı uzun zamandır takip edenler bilirler. Bir dönem sürekli sınava hazırlanıyordum, DGS sınavına ve hiçbir zaman kazanamadım. Bununla ilgili video çekmiyordum. Videoların aralarında ufak ufak sadece sınava çalıştığımı söylüyordum. Bu dönemde sınava çalışırken aynı zamanda kendime ikinci bir tercih yaratmaya çalışıyordum. İş bulmak için uğraşıyordum. Her yere başvuruyordum. Yani sadece bulunduğum şehir değil, şehir dışına da çıkıyordum. Oralardan da iş arıyordum. Ve kaç defa kapılar yüzüme kapandı inanamazsınız. Kendi şehrimin dışında başka bir şehirde iş bulup oraya gidip eşyalarımı dahi alarak oraya gidip oradan ret cevabıyla geri döndüğümde oldu. Yani ne okul kazanabildim, ne de dikiş tutturabildim, bir iş bulabildim. Sadece kiradan kiraya gördüm. Ev sahibimizin dahi beni yargılamasıyla karşı karşıya kaldım. Ve bu gerçekten dönüp baktığımda çok komik bir olay. Ama o dönemler bana acı verirdi. Ailemin gözlerindeki başarının kriterlerini biliyordum. Okulu bitirirsin, bir iş bulursun ve hayatını kurarsın. Onlar için başarı demek buydu. Kendi ayaklarının üzerinde durman gerekiyor. Belirli dönemsel döngülerden geçmen gerekiyor ve bir hayatın oluyor. Ama ben bunu yapamamıştım. Ve şu an o günlere dönüp baktığımda bunun da benim için bir başarı olduğunu görüyorum. Eğer 3 yıl o evde kalmasaydım, şu an bambaşka bir karakterim ve çevremde bambaşka insanlar olacaktı. Bazı şeyleri asla öğrenemeyecek ve elimdekilerin kıymetini anlayamayacaktım. Bu yüzden o 3 yıllık işsizlik bile benim için bir başarıdır gözümde. Beni olmam gereken kişiye götüren başarılı bir yoldur. Ne demiş Henry Ford? Hayatta hiç hata yapmamış birisi zaten hiçbir işe başlamamış demektir. Eğer ben o hatayı yapmasaydım, eğer zamanında yanlış bir okula gidip bu sınava çalışmak zorunda kalmasaydım, şu an büyük ihtimalle ılımlı bir Zeynep yoktu karşınızda. Ya da bu karakterde bir Zeynep yoktu. Belki şu an bir podcast bile çekmiyor olabilirdim. Hayatımda kendimce başarı olarak saydığım şeyleri götüren şey her zaman başarısızlıklarım oldu. Velhasıl kelam, konuyu çok dağıttık. Sanırım işin aslı başkalarının başarı normlarına uymak yerine kendinizin başarı normlarını oluşturmak. Ve bu normlara sıkı sıkıya bağlanmak. Podcast'te ünlü bir yazar olan Bernard Shaw'un sözleriyle kapatmak istiyorum. Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar, istedikleri şartları yakalayan insanlardır. Eğer bu şartları bulamazlarsa, kendileri yaratırlar. Umarım hepimiz başarıya giden o yolları bir bir yine kendi ellerimizle kurabiliriz. Bir dahaki podcast'lerde görüşmek üzere, hoşça kalın.